Buradaki ev bulma sürecinden sizlere bahsedelim istedik. Hızlı olmanız lazım. Salonu da oda sayısına dahil ediyorlar. Almanya'da taşınırken mutfaklarını da alıp gidiyorlar. Garajlar ekstra kiraya dahil oluyorlar. Evet evet, yanlış duymadınız. Mutfak dolaplarını da komple alıyorlar, gidiyorlar. Kardeşim, ben şuradaki evi gördüm, bir gezmek istiyorum. Bazı apartmanların bodrum katında bildiğiniz çamaşırhane oluyor. Herkese merhaba. Kulak yaptı bana. Uzun zaman sonra yağmursuz bir hava var, çok şükür. Bu hafta havalar güzel görünüyor. Bir sonraki hafta tekrar yağmur var görünüyor. Bana Instagram üzerinden özellikle çok fazla yazan oluyor. Almanya'ya gidip ev bulamamış veya Almanya'ya gelecek olan kişilerden ev bulma süreciyle alakalı özellikle çok fazla soru geliyor. Biz de birazcık buradaki ev bulma sürecinden sizlere bahsedelim istedik. Biz ev arayışımızı ImmoScout24 adlı mobil uygulamadan yaptık. ImmoScout24'ün dışında farklı farklı uygulamalar da var. Ben yine uygulamaların linklerini aşağıya bırakıyor olurum. Ama uygulamalardaki ilanlar hep aynı oluyor. ImmoScout24'te hatta daha fazla ilan var bizim fark ettiğimiz. O yüzden de hiç diğerlerine girmedik. Yani onlar bizi çok mutlu etmedi. Hep ImmoScout24 üzerinden ilerledik. ImmoScout24'ün hem web'i var, hem web sitesi var, hem de mobil uygulaması var. Web sitesi Almanca, İngilizce dil desteği yok. Kendiniz sayfayı Google Translate'de çevirebilirsiniz ama o zaman da çok anlam karmaşaları olabiliyor. O yüzden biz hep mobil uygulamayı kullandık çünkü mobil uygulamasında İngilizce dil desteği vardı. İlanlarda açıklama kısımları oluyor. Oraya emlakçılar kendileri elle girdikleri için bilgileri yazdıkları için Almanca oluyor ama onları da uygulama üzerinden rahat bir şekilde Google Translate'le istediğiniz dile çevirebilirsiniz. Nasıl Türkiye'de sahibinden.com'da filtreleme yapıyorsak ve bize uygulama uyarıda bulunuyorsa, size önerimiz sizler de baktığınız ev kriterlerine göre gerekli filtrelemeleri yapabilirsiniz ve o da anında size bilgi veriyor. Şu çok önemli, hızlı olmanız lazım. Çünkü az ev var ama ev arayan çok fazla kişi var. Biraz önce de dediğim gibi bu kadar uzun sürmesi arayışların temel olarak bu. Yani insanların ev beğenmemesinden değil, gerçekten istendiği kadar talebe uygun bir arzın olmayışı. O yüzden de bir ilan geldiğinde, size uyarı geldiğinde hemen gidip ilanı incelemeniz ve size uygunsa da başvuruyor olmanız çok önemli. Ev arama sürecinde dikkat etmeniz gereken birkaç noktaya değineceğim şimdi. Öncelikle Türkiye'deki gibi 2 artı 1, 3 artı 1 gibi bir söylem burada yok. Salonu da oda sayısına dahil ediyorlar. Yani 2 artı 1 olan bir evi 3 oda diye yazıyorlar. 1 artı 1'i 2 oda diye yazıyorlar. O yüzden oda sayılarını gördüğünüzde veya filtrelerken buna dikkat edin mutlaka. İkinci olarak, Almanlarda inanılmaz bir balkon kültürü var. O yüzden nereden baksanız hemen hemen her evde balkon oluyor ve hatta bayağı büyük, geniş bir balkon oluyor. O yüzden balkon tercih ederseniz de direkt balkon diye filtreleyebilirsiniz. Önünüze çok güzel örnekler çıkacaktır. Üçüncüsü, teras bizdeki gibi binanın en üst üstü açık kısmı olarak geçmiyor. Bizim evimizde aslında direkt bahçe katı ve bahçeyle ev arasında böyle döşenmiş taş bir alan var. Oraya teras diyorlar. Aklınızda bulunsun. Teras derse yukarı en tepe nokta olmayabilir. Orası bahçe katı olabilir. 4. Almanya'da klima kültürü çok fazla yok. Büyük ihtimal Türkiye'deki kadar hava sıcak olmadığı içindir. Ama normalde bizlerde İstanbul'da mesela ev aradığınızda genellikle evlerde klima görürsünüz ama burada öyle bir şey yok ve üst katta eğer bakıyorsanız ev, büyük ihtimalle o evde klima olmayacak. O yüzden sıcak bir bölgede yaşıyorsanız, örneğin bizim olduğumuz bölge sıcak bir bölgeymiş, üst kat çok fazla tercih etmiyoruz. 5.
burada killer dedikleri, ki gerçekten killer yazıyorlar, aslında bizim evlerde, Türkiye'de alışık olduğumuz gibi evin içinde küçük depolama alanı olmuyor. Killer dedikleri hep apartmanın aşağı katında veya apartmanın dışında, garaj gibi de görünebiliyor. Bu gibi yerler oluyor. Hemen hemen her evde bu tarz bir 3-4 metrekarelik depolama alanları ekstra oluyor. Bu müthiş bir artı. Aynı zamanda da evlerin kendi içinde de bir depolama alanları oluyor. Bizim gördüğümüz hemen hemen bütün ev ilanlarında evlerin içinde mutlaka küçük de olsa, hatta Türkiye'deki küçük tuvalet kadar diyeyim, bir depo odası mutlaka oluyor. Ütü masası, elektrik süpürgesi, ayakkabı, bavul, artık ne isterseniz o tarz eşyalarınızı saklayabileceğiniz, ortalıkta durmayacak bir odanın olması da harika bir özellik. Altıncı, en önemli kriteri size söyleyeceğim. Almanya'da şöyle bir kültür var. İnsanlar taşınırken nasıl eşyalarını alıp gidiyorlarsa mutfaklarını da alıp gidiyorlar. Evet, yanlış duymadınız. Mutfak dolaplarını da komple alıyorlar, gidiyorlar. Biz bu farkı bilmeden önce İlanlara bakarken geçiyorduk resimleri ve diyorduk ki hani mutfak nerede? Çünkü mutfakta o kadar hiçbir şey olmayacak kadar götürüyorlar ki mutfak resimlerde bildiğimiz bir oda gibi görünüyor. Bomboş yani. Eğer ki mutfak dolabı yaptırmak istemiyorsanız, ki ilk aşamada istemezsiniz bence, Fitted Kitchen filtresini seçmeyi unutmayın lütfen. Bu arada Fitted Kitchen dediğinizde önünüze çıkan ilanlarda açıklamaları okumayı lütfen unutmayın. Çünkü bazı ilanlarda şöyle bir şey yazıyor. Bir sonraki kiracıya mutfak devredilir. Veya diyor ki mutfakta şu 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 şunlar var. İşte bilmem kaç, 3000 euro karşılığında mutfak ve içindeki beyaz eşyalar yeni kiracıya devrolunmalıdır. Şimdi böyle yazıyor. O yüzden de her Fitted Kitchen olan da aslında Fitted Kitchen olmayabiliyor. O yüzden lütfen açıklamalara dikkat edin. Bir diğer karşılaştığımız ilanda da yeni bir projeydi. Mutfaklı mı istiyorsunuz, mutfaksız mı istiyorsunuz diye iki seçenek sunuyorlardı. Eğer ki mutfaklı bir daire istiyorsanız da kiraya ek olarak ayda 75 euro mutfak kullanım bedeli istiyorlardı. 7. Almanya'da özellikle eski evlerde banyolarda çamaşır makinesi bağlantısı olmayabiliyor. Bazı apartmanların bodrum katında bildiğiniz çamaşırhane oluyor. Apartmanda yaşayan herkes çamaşırlarını bodrum katta aynı makinelerde yıkıyor ve aynı zamanda da kurutmak için de hemen o makinelerin yanında açserler oluyor. Oraları sererek çamaşırlarını kurutuyorlar. O yüzden de özellikle notlara lütfen çok dikkat edin. Çamaşır makinesiyle alakalı bağlantı olup olmadığına bir bakın derim. Bazı ilanlarda çamaşır makinelerini evin mutfaklarında da görebilirsiniz. İşte bunun sebebi de aslında bulaşık makinesi yerine o bağlantıyı çamaşır makinesinden yana kullanmalarından kaynaklanıyor. Bizim kültürümüze göre çok alışık olduğumuz bir durum değil. Evimizde çamaşır makinemizde, bulaşık makinemizde oluyor biliyorsunuz ki. O yüzden de ev arayışlarınıza buna da bir dikkat etseniz iyi olur. Aynı zamanda yeni de olsa apartmanlar çamaşır makinesi için, banyoda bağlantı da olsa bodrum katlarda yine çamaşırları serebileceğiniz, kurutabileceğiniz alanlar mevcut oluyor. Bizim oturduğumuz ev yeni bir bina. Çamaşır makinemiz için bağlantımız da mevcut. Ama aşağıda aynı zamanda isteyenler için bir kurutma alanı da mevcut. Evet, son 3 özelliği de ben size anlatmak istedim. 8. Normalde biliyorsunuz Türkiye'de emlakçı ücretini normalde bizler ödüyoruz. 1 kira, 2 kira değişebiliyor. Buradaki emlakçı ücretini genellikle ev sahipleri kendisi ödüyor. Çünkü aslına bakarsanız hizmet verdikleri kişiler ev sahiplerinin kendisi. Dolayısıyla siz bir evi emlakçıdan gördüğünüz zaman aman bir iki kira daha fazla vereceğim gibi bir endişeniz olmasın. Çok çok yüksek ihtimal bu ücreti ev sahibi karşılayacak. 9. özelliğimiz ise evlerin garajlarıyla alakalı. Garajlar normalde ekstra kiraya ücret olarak dahil oluyorlar. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Evin kendine ait bir yer altında
yeri, garajı varsa bunun için ekstradan 50 euro, 75 euro, 100 euro hani tamamen apartmana göre değişebiliyor. Ücret ödeyebilirsiniz. Bunun dışında evin ön tarafında ya da sokağında da bir garaj alanı varsa bunlar için de yine ekstra ücret ödemeniz gerekebiliyor. Ücret olmayan evler de var. Bu tamamen bulunduğunuz bölgeyle alakalı olan bir şey. Dolayısıyla eğer arabanız varsa ya da araba almayı planlıyorsanız kira ücretini düşünürken bu rakamı da üzerine kafanızda eklemenizde fayda var. Ve bence buradaki en önemli noktalardan bir tanesi de şu. Siz araba almayı planlamıyorsanız, bu tabii ki bölgeye göre, eyalete göre, apartmana göre, her şeye göre değişiyor olabilir. Ama bizim en azından şu an tuttuğumuz dairede bu şekilde. Garajı almak zorunda değilsiniz. Daha sonradan araç aldığınızda da garajı kiraya ek olarak ekletebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra bazı garaj opsiyonları sokakla alakalı olduğu için bunu belediye ödemeniz gerekebiliyor. Biz şu an tamamen her şeyi kendi apartmanımız dahilinde yürüttüğümüz için açıkçası belediye tarafındaki sürecin nasıl olduğu hakkında çok bilgimiz ne yazık ki yok. Ama hani bu konuyla ilgili merakınız varsa aşağıya yazarsanız araştırıp size gerekli bilgiyi sağlarız. Ve geldik son 10. özelliğimize. Bu bence Almanya'da çok kafa karıştıran konulardan bir tanesi. Yani siz bizim gibi ImmoScout 24'e girdiniz. Karşınızda bir evle alakalı iki tane kira çıkıyor. Birisi Warmmiete, birisi Kaltmiete. Ya da sıcak kira, soğuk kira. Bunlar ne demek? Ya da İngilizcesinde söyleyecek olursak warm rent, cold rent. Bunlar ne demek? Aslında cold rent dediğimiz, yani soğuk kira dediğimiz bizim Türkiye'de de alışık olduğumuz sadece daire için ödediğiniz ücret. Yani ben 1000 euro cold rent görüyorsam, soğuk kira görüyorsam bu evin boş haline verdiğim ücret gibi düşünebilirsiniz. Ama bunun üzerine aslında evin ısınması, sıcak ve soğuk su gibi ücretlerin eklendi. Hatta apartmanın özelliğine göre apartman bakımlının, yani dışarının temizlenmesi, apartmanın temizlenmesi gibi şeylerin dahil olduğu ücrette sıcak kira olarak geçiyor. Ama sıcak kirada da dikkatli olmak lazım. Neden dikkatli olmak lazım? Bazı full kiralık, daha doğrusu full eşyalı olan kiralık dairelerde elektrik ücreti de bu sıcak kiranın içerisine dahil olabiliyor. Hatta internet dahi dahil olabiliyor. Dolayısıyla sıcak kira kavramı biraz daha evin özelliğine göre değişebiliyor. Ama şu kesinlikle baz, genelde hani %90'ında göreceğiniz bir şeydir. Su, sıcak su ve evin ısınması. Bunlar genelde kiranın, sıcak kiranın içerisine dahildir. Temel olarak soğuk kira evin direkt kendi ham hali, sıcak kira da üzerine ekstradan eklediğiniz özelliklerin eklenmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Geldik başvuru sürecine. Normalde biliyorsunuz Türkiye'de bir gezersiniz, oturmak istediğiniz sokaklara, caddelere bakarsınız, ilanı görürsünüz, telefon numarasını ararsınız, emlakçıya dersiniz ki kardeşim ben şuradaki evi gördüm, bir gezmek istiyorum, müsait misin? Aa müsaitim abi, hemen bekle ben bir 15-20 dakikaya geliyorum der emlakçı. Müsaitse tabii ev ve hemen açar kapıyı size gösterir. Beğendiyseniz de kira için teklifinizi, hatta genelde bir teklif de yoktur aslında, direkt kira için biz okeyiz dersiniz ve sonrasında emlakçı da gerekli işlemleri başlatır. Bir tık daha kolay aslında Türkiye'de evi tutma süreci. Ama Almanya'da videonun başında da söylediğimiz gibi çok hızlı olmanız lazım. Çünkü arz talep inanılmaz dengesiz. Bir ilan açıldığında çok kısa sürede çok fazla insan o ilana direkt başvuru yapıyor. Aynı bunu bir iş ilanına başvuru yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Birçok kişi ilana başvuru yapıyor. İlan hemen kapatılıyor. Çünkü emlakçı şöyle düşünüyor. Tamam zaten 50 kişi başvurdu. Ben bunların içerisinden mutlaka uygun bir aday bulurum diyor. İlanı kapatıyor. Bazen ilanların tekrar açıldığını da görebilirsiniz. O yüzden de hemen favorilediğiniz bir ilan deactive olduğunda hemen favorilerinizden çıkartmamanızı öneririm. Çünkü başvuranlar arasında belki de uygun bir aday bulunamayacak. Siz 20 tane eve başvuru yapabilirsiniz ama sadece 5 tanesine randevu kapabilirsiniz. Yani burada birazcık ev sahipleri CV'nizi inceler gibi sizin kim olduğunuza, sizinle o evde yaşayacak olan kişinin kim olduğuna, ne kadar maaş aldığınıza, nerede çalıştığınıza, ne iş yaptığınıza, evcil hayvanınız var. Gitti. Evcil hayvanınız var mı, yok mu? Çocuğunuz var mı, yok mu? Bunların hepsini
sizden istiyor ve bunlara bakıyor. Daha sonra da bu kriterlere göre size okey gelip görebilirsiniz diyor, bir randevu veriyor veya size randevu vermiyor. Randevuyu da öyle hemen tamam kardeşim gel yarın gör, gel 5 saat sonra gör değil, 2 hafta sonrasına ancak veriyorlar. O yüzden kafanızda herhangi bir oluru olan ev varsa direkt o eve başvuru yapmanızı şiddetle öneririm. Tamer'in iş teklifinde bu gibi emlak işlerinde bize yardımcı olacak bir ajans vardı. Bu sebeple biz hiç emlakçılarla veya ev sahipleriyle muhatap olmadık. Başvurumuzu o ajanstaki kişi yaptı ve onlarla hep o iletişime geçti. Bu tabii ki de bizim için çok büyük bir artıydı. Çünkü Almanca konuşuyorlarsa Almanca bir şekilde hep onlarla muhatap olduk. Burada da dil engeline çok takılmamış olduk. Bir başka önerilerden bir tanesi de randevuya giderken giyiminize, tipinize birazcık dikkat edin diyorlar. İşte burada da aslında yine ev sahibinin içi rahat etsin, size evi vermekteki o şansınız artsın diye. Bildiğiniz üzere benim Almanya'ya gelebilmem için çok acil bir şekilde bizim ev bulmamız gerekiyordu. Aklımıza yatan çok fazla ev yoktu çünkü biz çok eski bir ev istemiyorduk açıkçası. Yeni istiyorduk. İşte markete yakın olsun, şöyle olsun, böyle olsun derken herhalde bir 7-8 tane eve başvuru yaptık. Bu 7-8 evden sadece 2 tanesine randevu alabildik. Bizim başvurumuzdan sonra ilk randevumuz 2 hafta, bir sonraki randevumuz da ondan bir hafta sonraydı. Çok şükür, binlerce kez şükürler olsun ki biz ilk randevuya gittiğimiz evi beğendik ve tuttuk. Bizim açımızdan gerçekten kolay geçen bir süreç oldu. Binlerce kez tekrar şükürler olsun. Tabii ki de bu sürecin bu kadar kolay olmasında bir ajans desteğinin olması kesinlikle yadsınamaz. Umuyorum bu süreçte ev arayan herkes dilediği gibi, istediği gibi bir eve en kısa sürede, en güzel şekilde ulaşır. Almanya'da ev arama konusunda anlatacaklarımız bu kadardı. Ekstra merak ettiğiniz konular olursa lütfen aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Bizler de araştırıp sorup soruşturup veya bildiğimiz bir şeyse direkt hemen sizlere cevap vermeye çalışırız. Umuyorum bu süreç herkes için çok kolay ve güzel geçer. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ve aynı zamanda bu gibi videoların gelmesini isterseniz, bu videoyu beğendiyseniz, verdiğimiz bilgileri beğendiyseniz videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.